AK Parti Gaziantep Milletvekillerinin Nizip Ticaret Borsası ziyareti. AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Halil Mazıcıoğlu, Mehmet Sarı, Ali Şahin ve Derya Bakbak Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı ve Meclis Başkanı Mahmut Şahin tarafından karşılanan AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ziyaret sırasında birer konuşma yaptı. Sayın vekillerim, öncelikle borsamızı ziyaret ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Nizip Ticaret Borsası 1995 yılında kuruldu. Şu anda 300 tane mevcut üyemiz var. Bildiğiniz üzere Nizip fıstık ticaretinin merkezi, üretim merkezi konumunda. Hem ticaret hem üretim merkezi konumunda. Bizler Nizip Ticaret Borsası olarak burada yöremiz esnafına, sanayiciye, çiftçiye hizmet ediyoruz. Borsamızın çok güzel bir laboratuvarı mevcut. Demin laboratuvardan bahsettiğiniz laboratuvarı mevcut. Burada yaprak analizi, toprak analizi, alfa toksin, mikrobiyoloji, bütün gıda analizlerinin hepsini yapabiliyoruz. Tam teşekküllü bir laboratuvarımız var. Yağ yapabiliyoruz. Yağ da yapabiliyoruz. Bütün yağ analizleri, yağ içerisindeki farklı katkı maddelerini de çıkartabiliyoruz. Yüzdelik oranlarıyla çıkartabiliyoruz. Yani borsamızın laboratuvarı şu anda tam gelişmiş durumda. Güzel bir laboratuvarımız var. Tabii bundan ilgili bazı sıkıntılarımız var. Onları size defada söyleyeceğim. Burada bölgemize hizmet veriyoruz. Yani her konuda dediğim gibi hizmet veriyoruz. Ayrıca ben gerek borsam gerek de şahsım adına Sanayi Teknoloji Komisyonu'nda seçilmekten dolayı sizleri tebrik ediyorum. İnşallah sıkıntılarımızı her zaman sizlerle paylaşacağız. Sağ olun, sizlere de ne zaman aradığımızı ulaşabiliyoruz. Sorunlarımızı paylaşabiliyoruz. İnşallah bundan sonra da hep beraber el ele çalışacağız. İnşallah. Evet, Nizip Ticaret Borsası Başkanımız, değerli yönetim kurulu üyeleri, saygıdeğer vekillerim. Seçimin başlangıcında gene geldiğimiz ilk ilçemiz, ilk yerimiz, ilk evimiz Nizip oldu. Benim ayrıca biraz önce de ifade ettim. Sanayi, ticaret, enerji, tabii kaynaklar, bilgi ve teknoloji komisyonu seçildikten sonra ilk sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmek de Nizip'te kısmet oldu. Nizip'in bizde ayrı bir yeri var çünkü Nizip'li çok akrabalarımız var. Çok değerli vekillerimiz var. Sayın Mehmet Sarı, Sayın Ali Şahin Bey. Mehmet Sarı'nın bir isteği var, onu dileteyim. Siz bizden kız alıyorsunuz diyor. İnşallah Antepliler de bize kız vermeli diyor. Başımızla gözümüz üstüne. Biz Niziplilerden çok memnunuz. Allah kendilerinden razı olsun. Hem akrabalıklarından, hem dostluklarından, hem arkadaşlıklarından. Biz de borç olarak bunu tesir ederiz. Baş üstüne. O da güzel. Biliyorsunuz bizler mecliste Gaziantep milletvekilleri olarak bir kardeşlik duygusu içerisinde Gaziantep'imiz için, Nizip'imiz için ne lazımsa birlik beraberlik içerisinde bu işleri hep birlikte yapıyoruz ve birlikte yaşıyoruz. Benim ikinci dönem milletvekilliyim ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim ilk dönemimiz olduğunda Nizip Milletvekilimiz Sayın Mehmet Sarı Bey'in ilk dönemiydi, ikinci dönemiydi. Bize siyasette olmayan bir güzelliği yaşattı. O da nedir? Siyasette pek her ile nasip olmayan bir güzellik yaşattı bize. Elimizden tuttu, birlik beraberlik içerisinde sorunları nasıl çözeceğimizi, nasıl hareket edersek ilimize, ilçemize faydamızın ve katkımızın fazla olacağını bize öğretti. Bize öğretti diyorum. Çünkü gerçekten bu konuda abilik yaptı. Allah kendinden razı olsun. Diğer vekillerimizle de çok şükür Gaziantep AK Parti döneminde gerçekten bir birlik beraberlik içerisinde omuz omuza yürüyorlar. Şimdi sayımız iki oldu elhamdülillah Nizip'te. Hem Ali Şahin milletvekilimiz hem Mehmet Sarı milletvekilimiz. Gerçekten Nizip şanslı bir dönem yaşıyor. İnşallah birlik beraberlik içerisinde aşılmayacak sorun da yoktur başkanım. Sizin de bu vesileyle yeni borsa başkanı olarak seçilmenizden dolayı Sayın Derya Bakbak vekilimle birlikte, Sayın Ali Şahin vekilimiz ve Sayın Mehmet Sarı vekilimizle birlikte size ve yönetiminize de hayırlı olsun demek için geldik. İnşallah bundan sonra da Gaziantep'teki ticaret ve sanayi odalarına gideceğiz, borsaya gideceğiz, esnaf odalarına gideceğiz. Başkanım, sizler damdan düşen insanlarsınız. Bu ülke için üreten, bu ülke için ihracat yapan insanlarsınız. Ben de komisyon başkanı olarak
elimden geldiği kadarıyla arkadaşlarımla birlikte, komisyonumla birlikte sizin önünüze çıkan engelleri, zorlukları sizlerle istişare ederek, biraz önce mesela bir laboratuvar sorunundan bahsettiler. DTS laboratuvarının Gaziantep'te olmadığını ve Mersin'de yapıldığını ve çok gün beklediğini düşündüler. İhracat ve üretim beklememeli. İhracat ve üretimin önünde sıra olmamalı. Onun için şimdi Gaziantep'te ilgili müdürle görüştüm. Bana bir mail gönderecek sayın vekilim. Onunla ilgili Ekonomi Bakanımızla bir görüşme yapacağız. Herhalde hemen çözeceğimiz müjdesini buradan vermek istiyorum. Çünkü ihracat yapan kardeşimizin, üretim yapan kardeşimizin bürokratik engele takılmaması gerekiyor. Burada burnumuzun dibinde Gaziantep durduğu yerde Mersin'e gidip gelmesi hem yol israfı, hem vakit israfı, hem de üreticimize, sanayicimize yapılan bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Biz sizleri de dinleyeceğiz. Bizi iletmek istediğiniz sorunlar var ise biz birlik beraberlik içerisinde sorunları çözüyoruz. Bakanımızla, vekillerimizle, genel başkan yardımcımızla hep birlikte omuz omuza verip çözüyoruz. Bize de ne emriniz olursa, yapmamızı istediğiniz, ne isteğiniz olursa rahatça bu zamana kadar olduğu üzere bundan sonra da bekliyoruz inşallah. Sanki de yavuz abi. Bizim için şeref olur.